Şöyle, yani bu normalleşme eskinin normalleşmesi anlamında değil. Yani eskinin olduğu gibi davranım anlamında değil. Yeni normaldi bu. Yeni normale göre hareket etmemiz lazım. Bunun da kuralları gayet basit ve net. Maskemizi mutlaka takacağız. Aramızdaki sosyal mesafeyi koruyacağız. Ve el hijyenine özellikle dikkat edeceğiz. Şu var, hep el hijyeni çok ihmal ediliyor. Maske zaten yanlış takılıyor. Sosyal mesafeye maalesef uymuyoruz. Bu üç hata bir araya geldikten sonra bir yani koronavirüsün bulaşmaması için hiçbir sebep ortada kalmıyor. Dolayısıyla maskenin mutlaka mutlaka kurallara uygun, özellikle kalabalık ortamda, kapalı alanlarda mutlaka takılması lazım. Şimdi açık alanda etrafında kimse yokken giderken maske takılsın diye bir ısrar olmaz zaten. Kimse yoksa ne sosyal mesafeye ihtiyaç olacak ne maske takmaya ihtiyaç olacak etrafınızda, ama bir caddede yürüyorsunuz, yanınızdan insanlar gelip geçiyor. Sürekli vızır vızır ve bunlara karşı dikkat etmeniz lazım. Maalesef bunu yapmıyoruz. Özellikle kendi yöremizde bakın hep açıklanıyor bunlar da. Ortak aktivitelerin çok fazla olmaya başladığını. Bundaki normal denen olayın koronavirüsten, Covid salgından önceki normal olduğu anlaşılıyor. Ve bulaşlar bize bu bir aile kümelenmeleri veyahut da bina kümelenmeleri şeklinde geliyor. Bir baktığınız zaman işte o sitede ya da binada insanların topluca enfekte olduklarını şahit oluyoruz ve bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz hastanemizde. Bundan mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, kapalı alanlara girdikleri zaman AVM'de olsun, asansörlerde, otobüslerde, bakın bunlar çok önemli. Ellerinizde mutlaka bir yerden tutunuyorsunuz. Bu tutunduktan sonra ellerinizi siz temizlemeden, işte alkol bazlı el antiseptikleriyle vesaire olabilir bu. Bunu temizlemeden lütfen yüz, göz bölgemizi, ellerimizi vurmamamız lazım. En önemli kaçırdığımız noktalardan birisi bu gözüküyor. Dolayısıyla kapalı alanlara girdiğiniz zaman lütfen bunu söylemeye çalışıyoruz saygıdeğer vatandaşlarımıza. Ellerinize bir yerden dokunduktan sonra lütfen yüz bölgenize vurmayın. Maskemizi kuralına göre takmamız gerekiyor. Burnu açıkta bırakacak şekilde veyahut da elimize kolumuzda maskeli gezmenin bir esprisi yok. Bu sadece bir aksesuar olarak bulundurmaktan öteye gitmiyor. Bir başkası düğünler vesaire başladı, düğünler, nişanlar. Şimdi bakın yine şahit olduğumuz olay nişan olayı, Kayseri'de yine yaşanan bir olay ve oradan Covid hastalar var. Nişan töreni düzenliyor. Orada 10-15 kişi Covid pozitif bizim hastanede yatıyorlar şu anda. Dolayısıyla burada yani dediğim gibi kapalı alanlarda bunu yapmamak, açık alanlardan mümkünse yapmak ve ama orada da mutlaka sosyal mesafeye, maskeye ve el hijyenine dikkat etmemiz lazım. Bunları yapmazsak koronavirüs sayısının artışı kaçınılmaz olacaktır. Ben şu an ikinci dalga dalga işi diye düşünmüyorum. Küçük piklerden birisi. İkinci dalga çok daha büyük olacak diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu küçük piklerden birisi ve bu tecrübelerimiz de gösteriyor ki bakın bu kurallara uyulmazsa bu vakalar artacak. Biz ikinci dalgayı benim şahsi beklentim sonbahar. Çünkü insanlar daha çok kapalı alana gireceği, havaların etkisini değiştireceği, sıcak soğuk değişiminin ani değişiklikler olacağı bir dönemde daha çok bekliyoruz bunları. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız pikler küçük pikler diye görüyoruz. Belki sayı artmış, katına çıktı ama maalesef bu Nisan ayıyla kıyasladığınız zaman o seviyeye henüz yaklaşmış değiliz. Ancak bu eğer kurallara dikkat etmezsek bu da kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Yani bu ikinci dalgayı erken almak gibi bir gayret içerisine gireceğiz gibi bir çabalarımızı sürdürüyoruz gibi geliyor bana. Dolayısıyla saygıdeğer vatandaşlarımızdan ricamız bu konularda çok dikkatli olmaları. Yani kendi kişisel sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz gibi toplumsal sorumluluğumuzu da yerine getirmemiz lazım. Maalesef hep kendi bireysel düşündüğümüz zaman toplumsal sorumluluklarımızı göz ardı etmiş oluyoruz. Ve başka insanlara bulaştırmakla bu işi bir türlü bu toplumsal sorunun yerine getiremediğini ve ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki çeşitli önlemler alınabilir. Bu konuda bu olmayacak diye bir şey denmesi mümkün değil ama dediğim gibi daha ileri ve daha zorlayıcı şeyler, bulaşlar ortaya çıkarsa, vaka sayısı çok daha fazla artmaya başlarsa bunların ele alınması kaçınılmaz. Ancak insanları sürekli bu yaz gününde evde hapsetmenin getirdiği sıkıntılar da var. Yani diğer insanların özellikle yaşlarımızın vesaire bakın evde kalmaktan kaynaklanan bir takım psikolojik ve fiziksel sorunlar olduğunu biliyoruz. Bunları biz zamandan beri konuştuk, ettik ama maalesef çünkü bu çok yoğun vaka olduğu dönemde bu insanları sokağa çıkarmak çok doğru değildi. Ancak şu anda özellikle yaz aylarında yani D vitaminini fazlaca alacağı, güneşe çıkacağı, çok daha mutlu ve güzel günler geçireceği günlerde evlerine hapsetmek çok mantıklı gelmiyor. Ancak
bu mantıklı gelme olayında vatandaşlarımızın bir rol olarak burada bunu engellemesi lazım. Yani insanların sokağa çıkmasının engellenmesini kendimize bağlamamız lazım kurallara uymadığımız zaman. Kurallara uyarsak eğer insanlar rahatça dışarı çıkabilirler, gezebilirler vesaire. Bu kısıtlamalara hiç gerek kalmaz. Burada toplum olarak, bütün olarak bunu ele almamız lazım. Tüm toplum bireylerinin kendinde bunu hissetmesi gerekiyor.